Şimdi okul uzaktan eğitimde şu anda iki grup öğretmeni ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor. Bir, öğrencilerini zaten geçmiş yıllardan tanıyan öğretmenlerimiz var. Grup öğretmeni olabilir, ders öğretmeni olabilir, okul ortamından zaten tanıyorsa, aralarında bir bağ varsa onlar nispeten iyi durumda. Bir, yeni öğretmenler var, yeni öğrenciler var, tanışmayan bir grup var ve ekrandan tanışmak durumunda kalanlar var. Şimdi onların durumu nispeten daha zor tabii. Şimdi çocukları okul ortamında çocukları paylaşmak gerekiyor bu dönemde bence. Şimdi muhakkak ki her çocuğu bilen biri okulda vardır. Eğer yeni kayıt değilse o çocuk, her çocuğu birisi tanıyordur önceden. Öğretmenlerin ivedilikle hakikaten bir araya gelip çocukları paylaşmaları, hem çocuklarla ilgili bilgileri paylaşmaları hem de çocukları kim hangi çocuğu arayacak, kim hangi çocuğu takip edecek diye paylaşmaları çok önemli. Okullarda farklı uygulamalar var. Akademik danışmanlar var, işte rehber öğretmenler var, sınıf öğretmenleri var, çocukların çok çok yakın olduğu kulüp öğretmenleri var, spor öğretmenleri var, müdür yardımcıları var. Pek çok değişik hakikaten pozisyonda insan var. Şimdi herkes yakın olduğu çocukları hem birbirine anlatarak hem onlarla ilgili ipuçları vererek birbirine yardımcı olabilir. Yani bir çocuğu baştan tanımak zorunda kalmamalı kimse. Şu çocuk mutlaka yakın takip edilmeli. Şu çocuğun ev ortamı çok zor. Bu çocuğun mutlaka desteğe ihtiyacı var. Şu çocuk uzaktan eğitimde çok zorlanıyor. Yani onun temasa ihtiyacı var. Bütün bunların bilinmesi lazım. Bu çocuk tek başına İşte şu dersi kesinlikle yapamıyor. Mutlaka iletişime ihtiyacı var. Mutlaka onun dürtülmeye ihtiyacı var ya da desteklenmeye ihtiyacı var gibi. Dolayısıyla bu bilgilerin paylaşılması ve hızla harekete geçirilmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar koptuğu zaman hakikaten toparlamak çok zor. Derse girdiğinizde, şimdi öğretmenlerin müfredat yetiştirme gibi gerçekçi bir kaygıları var. Çok önemli bir kaygı, evet. Ama şunu da biliyoruz ki dersi öğrenebilmek için önce bir duygusal ilişki, önce bir bağ gerekiyor. Bu bir zemin. Ve bu zemin olmazsa o öğrenme zaten kolay kolay olmayacaktır. Daha da zorlaşacaktır. Ve artık çocukların şöyle bir lüksü var, yani şuraya basıp kapama lüksü var. Ekranı kapama lüksü var. Ortadan kaybolma. Masanın altında görünmeden başka bir şeyle ilgilenme. Hemen yanında başka bir şey yapma. Sesini kapama ve sesim gelmiyor öğretmenim deme lüksü var. Yani çok daha değişik bir hale geldi. Öğretmenler sınıf ortamında çocuğu nasıl çekeceklerini biliyorlardı. Otoritelerini nasıl kullanmaları gerektiğini, nereden hangi çocuğu nasıl derse dahil edeceklerini çok iyi biliyorlardı, ama şu anda çok daha farklı bir zamandayız. Yani hem mental hem ruhsal hem de fiziksel olarak çocuğu derse angaje etmek için bir efor gerekiyor şu anda öğretmenlerden. Ama bunu yapabilmek için öncelikle o duygusal bağ sağlamamız gerekiyor. Ekranı açtığımızda böyle kısa kısa da olsa bir göz teması kurmak her çocukla. İşte böyle bir göz kırpmak. Ne haber, nasılsınız? Hem bireysel olarak nasılsınız? Hem sınıf olarak nasılsınız? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Bir şey gelirse o sırada çocuğa, tamam, bunu mutlaka sonra konuşalım. Dersten sonra konuşalım. Belki hemen teneffüste, belki gün bitiminde. Mutlaka ya çocuğa bir mesajla ya bir telefon aramasıyla çocuğa bir dönmek. Yani ben seni önemsiyorum. Ben senin farkındayım. Duygusal ihtiyaçlarının çok farkındayım. Çocuğa mesaj olarak vermek çok önemli. Çünkü öğrenme bir ilişki ve duygusal bir ilişki ve ikili bir ilişki. Yani alan ve veren var, ama bu ikisi arasında duygusal bir bağ olmadığında bu olmuyor öğrenme, alamıyor çocuk. Ve siz de veremiyorsunuz aslında. Yani dolayısıyla önce o duygusal ilişkiyi kurmak gerekiyor. Görüntülü aramalarla bir kere iki kere, bu görüntülü aramalar nispeten hani iyi gidiyor gerçekten. Ve zaten pek çok sınıf haftada 2 gün gidiyor okula. O zaman belki işte bir şeyleri telafi ederek, birazcık çocuğa ekstra zaman ayırarak. Ama dediğim gibi tabii ki bir öğretmen bütün sınıfa yetişemeyebilir. Hepsini tek tek aramaya yetişemeyebilir. Sınıf mevcuduna bağlı. Çocuklar okulda paylaşılmalı. Her çocuğu birisinin takip ettiğinden, her çocuktan birisinin sorumlu olduğundan emin olmalıyız.